Plantago nedir? Plantago önce İngilizce sonra Türkçesini yazıyor. Bu gördüğünüz bitki sinilot. Sinilotun çeşidi çok. İkisi çok önemli. Bu geniş yapraklı sinilot, bu da dar yapraklı sinilot. Gördüğünüz gibi ikisi de tıbbi amaçla kullanılır. Sinilot her türlü enfeksiyona karşı çok çok özel asetfenil etanoid içerir. Fenol karboksitler içerir. Lutein, apigenin, flavonitler, flavonit glukozitler, müsilajlar vesaire kumarinler içerir. Çok şey içerir. Yapılan araştırmalarda nefes yolları rahatsızları, bronşit, öksürük, balgam vesaire gibi rahatsızlarda tahriş olan öksürüğe karşı vesaire kullanılır. Etkisi ispatlanmış birçok klinik araştırması yapılmış. Evet. Bir gün pikniğe gitmiştik. Cümbür cemaat, birkaç aile. Orada bir meyve suyu kutusu. Benim çocuklar içmiş, koymuşlar oraya. Dur içeyim dedim. İçtim. Tam damağımdan üzüm arısı soktu. Eşek arısı değil, üzüm arısı. Normal arı değil. Oo, başım ateş gibi yandı. Ben gidiyorum, çok kötü oldum. Hadi yallah, hop. Herkes toplandı acele. Doktora, hastaneye gitmem lazım. Çok kötü oldum, alerji oldu. Kapının önüne geldik, park ettik, indik. Ah, bahçede sinirlot var. Hemen sinirlot topladım, yıkadım, yedim. Ya yani 9-10 tane. Aa, doktora gidecektin, gerek kalmadı. Şak. Geçti. Hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Benim bir yakınım, biz köyde piknik yapmıştık. Ben de orada bir ziyafet verdim işte kendince. Vatandaşın biri de onda arı soktu. O ölüyorum kalıyorum, acil hastane. İğne vurmam lazım. Dedim ki gerek yok, sinilot var. Ya git Allah'ını seversen. Benim öldüreceğim. Atladı arabaya, gitti şehre, iğne vuruldu geldi. Bu tür rahatsızlar da sinilot. Bir gün oğlumla beraber bisiklet sürüyoruz ormanda. Çocuk düştü, öğretmenlerin yanına mavmu derken arı soktu falan. Sorun yok, panik yok. Sinilot var. Sinilotu aldım, ezdim, suyunu çıkardım. Arı sokan yere sürdüm, bitti gitti. Yani ağır vakalar da değil tabii, yılan sokmasında falan filan değil. Böyle arı sokmasında, böcek sokmasında çok çok etkili. Biz birçok ürünümüzde sinilotu kullanıyoruz. Sinilot bağışıklık sistemini güçlendirir, kanı temizler, kanı arıtır, her türlü enfeksiyona karşı etkili. Birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmalar bronşit, astım, kuak gibi rahatsızlarda mesela kandidaya karşı etkili olduğunu Erzincan Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Bölümü falan filan yapmış olduğu çalışmada belgelemiştir. Kandidaya karşı etkili olduğunu belgelemiş. Vay canına, iyiymiş. Meme kanserine karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Kim belgelemiş? Bağdat, Irak, Esra Üniversitesi falan filan. Bayanlardaki meme kanserini iyileştirdiğini belgelemişlerdir. Yine başka bir çalışmada Indiana Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Candida'ya karşı etkili olduğu birleşimdeki Aukubi'nin kandidanın biyofilm üretmesini engellediğini çözdüğünü belirlemişlerdi. Vay canına, çok güzel çalışmaymış. Başka bir çalışmada antifungal, yani kandidaya karşı etkili olduğunu Hindistan'da yapılan bir çalışmadır. Hindistan Halk Sağlığı Diş Hekimliği Bölümü, Rangta Diş Bölümü falan filan. Evet, kansere ve diyabete karşı etkili olduğu Hindistan'da yapılan başka bir çalışmada belirlenmiş. Yani birçok klinik araştırması var. Biz de ne yaptık? Sinilot kapsülü ürettik. Sinilot kapsülü, daha çok biz bunu kap damar, tam diğer adı damar otu. Damarları rahatlatır. Damarlardaki plakları çözer. Kalbi güçlendirir. Şimdi adamın birisi ameliyat olmuş kalpten ama kör olmuş. Tövbe estağfurullah. Ne ilgisi var, hiç ilgisi yok diyeceksiniz. Evet, yok. 8-9 yıl sonra babası araştırmış. Sinilotun faydalı olduğunu duymuş. Gitmiş, getirmiş, yıkamış, ye bakayım. Belli bir süre sonra gözleri açılmış. Görmeye başlamış kör adam. Ondan sonra sürekli sinilot tüketiyormuş. Yeter artık demiş, bırakmış. Adam tekrar kör olmuş. 5-6 sene sonra. O ne yaptım ben demiş. Tekrar sinilota başlamış. Tekrar düzelmiş. Adam video atmış böyle. Ya bu ne diyor dedim. Araştırdım. Ben öksürük, bronşit, astım mesela nefes yolları rahatsızları için kullanıyorum. Fakat kalp için de çok çok etkili olduğunu bu klinik araştırmasıyla bizzat gördüm. Plantago lanceolate, yani ince yapraklı. Bunlarla ilgili burada bir sürü klinik araştırması var. Virüslere karşı etkili diyor. Nasıl etkili? Viral enfeksiyona karşı etkili. O da yeni güzel bir çalışma. Kuranya'da yapılmış. Virüs, yani SARS-MERS, korona vesaire. Tövbe estağfurullah. Güzel çalışmalar var. Evet, Plantago viral enfeksiyona karşı. La ilahe illallah. Ne diyor bunlar ya? Yeni çalışmalar yapılmış. Çok enteresan. Evet. Biz taş devrinde kaldık. Bazen yoğunlaşıyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünün viral enfeksiyonlara karşı da etkili olduğunu nerede öğrenip burada öğreniyor. O kadar hızlı oluyor ki çalışmalar, dünyada takip edemiyorsun. Ben öksürük, bronşit, balgam, akciğer, nefes yolları vesaire için düşündüm. Sonra yapmış olduğum çalışmalarda
kalp damar için çok çok güçlü olduğunu, fakat burada ne diyor? Viral enfeksiyonlara karşı etkili diyor. Hayvanlar üzerinde yapılan tedavi denemelerinden bahsediyor. Merak ediyorsanız Plantago Lancelot'u, yani kendiniz de bakabilirsiniz. Bana bağımlı kalmayın. İsteyenler PubMed'den bakabilir veya benim kendi sayfamda da var bilgiler. bitkiara.com